Truva Savaşı, Yunan mitolojisinde M.Ö. 12. yahut 13. asırlarda vuku bulan meşhur ve kadim bir harptir. Bu harp, Truva Prensi Paris'in Sparta Kralı Menelaos'un zevcesi olan ve cümle hatunların en güzidesi olarak kabul edilen Helen'i kendisine aşık etmesiyle başlamıştır. Bu aşk, Afrodit'in Paris'i himaye etmesiyle zuhur etmiş ve Helen'in kocasını terk etmesine sebep olmuştur. Helen, Truvalı Paris'in cazibesine kapılıp Menelaos'u terk ettiğinde, karısı kaçan Menelaos'un psikolojisi allak bullak olmuştu. İnsan içine çıkamayan Menelaos hakkında türlü gıybet malzemesi dilden dile dolaşıyordu. Menelaos sonunda Yunan diyarının cümle hükümdarlarını ve beylerini Truva'ya karşı sefer etmeye davet etti. Menelaos'un kardeşi Miken kralı Agamemnon bu hakareti telafi etmek gayesiyle Yunan askerlerini topladı ve 10 senelik uzun bir muhasaraya neden olacak Truva seferine çıktı. Bu sefer esnasında Yunanlıların arasındaki Aşil ve Ajax gibi kahramanlar ile Truvalı Hektor gibi cesur yiğitler çarpışmış ve birçok kahraman bu dünyadan ebedi aleme göçmüştür. Neticede hilekar Yunanlar herkesin bildiği meşhur Truva atı hilesiyle Truva surlarından girip şehri zapt etti. Yunan mitolojisinin en ulu tanrısı Zeus. Rivayete göre ulu Kronos'un evladı olan Zeus, babasını mağlup edip tanrıların en yücesi oldu. Gökyüzünde şimşekler çaktırarak hüküm süren bu yüce tanrı Zeus, yeryüzünde insan nüfusunun ziyadesiyle arttığını düşündüğünden insanoğlunun soyunu kırmak istiyordu. İlan etti ki yarı tanrıların hayatları son bulacak, tanrıların evlatları sefil ölümlülerden çocuk yapmayacaklardı. Kutsal tanrılar bundan böyle insanlardan ayrı yaşamalı ve kendi mekanlarında ikamet etmeliydiler. Truva Savaşı'nı bu kalabalığı bilhassa yarı tanrı soyundan gelenleri azaltmak için bir vesile olarak kullandı. 10 yıl süren bu harbin dünyanın en güzeli de olsa bir kadın yüzünden çıktığını söylemek elbette ki zayıf bir fikirdi. Büyük Zeus'un zihniyetine bir nazar edersek, bir tanrıdan ziyade günümüz dünyasını yöneten birkaç zengin ailenin düşünce yapısına haiz olduğunu görebiliriz. Truva Savaşı'nın kaderine yön veren Pitya'nın kralı Peleus ile su tanrıçası Thetis'in oğlu olan Akilles'i anlatmak, Yunan mitolojisinin de büyüsüyle büyük bir serüvene dönüşür. Gümüş ayaklı Thetis'in oğlunu ölümsüzlük nehri Styx'te yıkarken sol topuğundan tutup suya batırması onun kaderini şekillendirdi. Yalnızca bu noktadan vurulur söyleyeceği inancı onun hayatının dönüm noktası oldu. Aşil kendisini ölümsüzlüğe bağlayan bu zayıf noktasıyla Troya Savaşı'na katıldı. Helen'i geri almak için yapılan bu destansı savaş onun adının ebediyete kadar anılmasını sağladı. Savaş meydanlarında ilerlerken Troyalılarla yaptığı mücadelelerde gösterdiği üstün yetenekler ve cesaret onu Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biri yaptı. O kılıçları parçalayan gücüyle, zırhı delen hızıyla savaşta görkemli bir görüntü sergiledi. Bir savaşçıdan çok daha fazlasıydı, bir destanın ta kendisiydi. Aşil'in hikayesi, zaferin yanı sıra trajediyle de doludur. Ölümünü bilmesine rağmen onu savaşa sürükleyen kararlılık ve tutku, mitolojinin en derin köşelerinde yankılanır. Aşil Truva Savaşı'na, tanrılar arasında bir demirci ustası olarak bilinen ateşler tanrısı, Hephaistos'un özenle hazırladığı silah ve zırhları giyerek katıldı. Bu silahlar, sönük bir yanardağın derinliklerinde yapılmıştı. Tanrıların özverili emeğiyle şekillenmişti. Hephaistos'un elinden çıkan bu büyük silah ve zırh takımı, Aşil'in kahramanlığının sembolü olmuştur. Aşil bu eşsiz zırhı kuşanıp
üzerinde insanlığın bütün sırlarının yazılı olduğu kalkanıyla birlikte savaş meydanında adeta bir tanrısal güç gibi parladı. Bu kalkanın üzerindeki yazılarda tanrıların bilgeliği, savaşın ve zaferin sırları gizliydi. Aşil'in her hamlesi bu sırları sergileyen birer destan yazmıştır. Truva'nın kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin en yiğit oğlu Hektor ise Truva'nın göz bebeği ve en kudretli savaşçısıydı. Onun kahramanlığı Truva'nın 10 yıl boyunca direnmesini sağladı ve şehrin düşmesini geciktirdi. Zeus'un bile onu kıskandığı anlatılır. Zeus zaferi ona vermeye karar verdiği bir anda kıskanç Hera ve hırslı Athena'nın entrikaları işleri değiştirdi. Zeus'un buyruğuyla Hektor'u koruyan tanrılar savaş alanından çekildi ve Athena, kurnazlıkla Aeneas kılığına girerek Hektor'u Aşil ile birebir savaşmaya ikna etti. Aşil ise tanrıça Hera ve Athena'nın himayesinde öfke dolu göğsüyle Hektor'a karşı kükredi. İlahi yardımlarla donanmış Aşil, nihayetinde Hektor'u öldürdü. Bu olay Hektor'u efsanevi bir kahraman yaptı. Cesareti ve göğüslediği kudret, tarihin tanıklık ettiği en büyük destanlardan biri oldu. Hektor'un cesedi, Aşil'in elinde şehrin etrafında defalarca sürüklenmiş, Truva halkı ise bu görüntü karşısında moral olarak derin bir çöküntü içine girmiştir. Hektor, sadece bir insan değil, tanrısal güçlere karşı savaşan bir prens olarak anlatılır. Onun cesareti sadece savaş meydanında değil, aynı zamanda insanlığın yüreğinde de yankılandı. O, sıradan bir adam değil, tanrıların bile cesaretinden etkilendiği bir prens ve komutandı. Bununla birlikte, savaşa katıldığı söylenen ve tanrı olarak anlatılan bu varlıkların teknolojileri sayesinde, istediklerinde insan gözünün göremediği 700 Hz DNA frekans titreşimine geçebilen anun nakiller olması ihtimali de mevcuttur. İnsan gözü ancak 300 Hz frekansındaki görüntüleri görebilir. Bu sebeple tanrıların gerçek kimlikleri hala bir muammadır. Günler geceleri kovaladı ve bir gün savaşın gürültüsü arasında Apollo'nun yönlendirdiği bir ok, Achilles'in öldürülebileceği tek yeri olan topuğunu hedef aldı. Bu tuhaf ve ölümcül darbe sıradan bir insan için anlaşılmazdı. Topuğundan ok ile vurulan bir adam hemen orada nasıl ölebilirdi ki? Fakat Achilles'in doğaüstü tabiatı bunu mümkün kılıyordu. Kimi hikayelerde bu ok onu doğrudan öldürdü. Kimilerinde ise Achilles görevini tamamlayıp göstermelik bir ölüm senaryosuyla yeryüzünden ayrıldı diye anlatılır. Achilles'in anlatıldığı gibi yarı tanrı, belki de Anunnaki olarak tasvir edilmesi, onun efsanevi varlığının derinliğini gösterir. O, sadece insan değil, tanrıların ya da Anunnakilerin dünyasından bir parçaydı. Truva Savaşı aslında Atlantis ile Yunanlılar arasında vukua gelen bir muharebedir. Bu savaş, neticede Atlantis'in harap olup yerle yeksan olmasıyla sona ermiştir. İnsanlar, asırlar boyu kaybolan bu efsanevi Atlantis diyarını aradılar, lakin bilmediler ki Atlantis, Batı Anadolu'nun ta kendisidir. Ve Atlantis'in yıkılmasıyla buradan göç eden halk, antik Mısır medeniyetini kurmuştur. Girit Adası'nda arkeolog Schliemann tarafından keşfedilen bir tablette yazdığına göre, Mısırlılar, Misar'ın soyundan gelmektedirler. Misar, tarih tanrısı Tot'un evladıdır. Tot ise Atlantisli bir rahibin göçmen oğludur. Osiris'in öğrencisi olarak bilinen Tot, Atlantis'ten gelerek Nil Deltası'na çıkmış ve Mısır'daki ilk mabedini Sais'te bina etmiş, ana vatanının hikmetini yaymaya başlamıştır. Bu tablet, Atlantislilerin Mısır'a göçünü açıkça doğrular ve bugün Mısır olarak bildiğimiz ülkenin adı da Misar'dan gelmektedir.
Saiz Mabedi, Atlantis'in çöküşünün ve Mısır'ın zuhurunun başlangıcıdır. Atlantis'ten Mısır'a göç eden bu insanlar, Nil'in bereketli topraklarına yerleşip orada yeni bir hayat inşa ettiler. Dünyamızın sınırlarını aşan varlıkların ilhamıyla, göz kamaştırıcı ve insan aklının ötesinde olan muazzam yapılar inşa ettiler. Günümüze dek erişen bu muazzam yapılar, insan elinin becerisiyle yapılması mümkün olmayan bir kudretin eseridir. Piramitler, sfenksler ve türlü türlü görkemli eserler, yüzyıllar boyunca bu yapılar, kudret ve hikmetin sembolü olarak dimdik ayakta durdular. Antik Yunan tanrıları Mısır coğrafyasında isim değiştirip farklı adlar aldılar. Yunan diyarının ulu tanrısı Zeus, Mısır'da Amon-Ra adıyla, Akdeniz'in incisi Afrodit, Nil'in sularında Hathor olarak anılmıştır. Bu iki medeniyetin mitolojik hikayelerinin benzerlik göstermesi de bu sebeptendir. Saklı sırlar, yalnızca derin kuytuların ve karanlık mağaraların derinliklerine inmeye cesaret edebilenlerce keşfedilir.